Merhaba arkadaşlar. İkinci kitabın son föyü, konu tekrar föyü ile beraberiz. Daha önceki konu tekrar föylerinde olduğu gibi bu konu tekrar föyünde de video çözümlerini izlemeden önce kendiniz sorulara bakın arkadaşlar. Çözemediğiniz sorularda video çözümümden izleyebilirsiniz. 5 farklı renkteki aracın yarıştığı ve aynı anda yarışı bitiren iki aracın olmadığı bir araba yarışında sarı aracın yarışı ikinci sırada bitirmediği bilindiğine göre dikkatli olun. Bu yarışın sonucu kaç farklı sıralama ile sonuçlanabilir? Peki 5 tane araç varsa 5 farklı sıralama olacaktır. 1. 2. 3. 4. ve 5. olacak. Ne diyor? Sarı araç ikinci değildir diyor. İkinci olmaz diyor. 5 tane araç var. O zaman ikinci sıraya kaç araç gelebilir? 4 araçtan bir tanesi ikinci olabilir. Peki birini kullandık o zaman birinci kaç araç olabilir? Geri kalan 4 araçtan biri, geri kalan 3 araçtan biri üçüncü olabilir. İkisinden biri dördüncü, son araçta beşinci olacaktır. Çarparsak bunları ne olur? 48, 96 farklı şekilde bu yarışma sonuçlanabilir. A kümesinin elemanları kullanılarak 3 basamaklı, ile tam bölünebilen kaç farklı doğal sayı yazılabilir demiş arkadaşlar. Bir sayı 15 ile tam bölünebiliyorsa 3'e ve 5'e tam bölünüyor demektir. Bu sayı 5'e tam bölünüyorsa son rakamı 5 olmak zorunda. 0 da olabiliyordu normal şartlarda ama burada 0 olmadığı için sadece 5 olmak zorunda son rakamı. Peki demek ki son rakamımız sabit. Ne diyor? 3'e de tam bölünmeli bu sayı diyor. O zaman rakamları toplamı ne olmalı? 3'ün katı olmalı arkadaşlar. Peki 3'ün katı ne olabilir? 6 olabilir. Peki 5 yanına 1 1 koysak 7 yapar. Yani 6 hiçbir türlü olamaz. Başka ne olabilir? 9 olabilir. 9 nasıl olur? Şuraya 3 buraya 1 gelirse 9 olur arkadaşlar. Ya da 2 2 gelirse rakamları tekrarsız dememiş 9 olabilir. Başka 12 olabilir arkadaşlar. Nasıl 12 olur? 5 4 3 olursa sayılar 5 sabit. Sadece şunları değiştiriyorum ben. 12 olabilir. Yine 5 burada sabit. Başka şuraya 5 ve 2 gelirse 12 olabilir. Yine 5, 5, 5 gelirse 15, 3'ün katı olduğu için bu sayıda 3'e tam bölünecektir. Şimdi 5'ler sabit. Bunları hiç dikkate almıyorum. Sadece ilk ikisini düşünüyorum. Şurada 2 farklı sayı var arkadaşlar. 2'ler aynı olduğu için burada bir tane sayı var. 3 ve 4 yer değişirse 2 farklı sayı. 2 farklı 2 ve 5 yer değişir. 5 ve 5 yer değişse de aynı sayı olur. Sonuç değişmez. O yüzden bir tane sayı var. 2, 4, 6, 7, 8 farklı sayı bu kritere göre yazılabilir. 10 faktöriyel sayısı k çarpı 2 üzeri a, 3 üzeri b, 5 üzeri c, 7 üzeri d şeklinde yazılmış. ABCD de pozitif doğal sayıymış. Buna göre kaç farklı ABCD dörtlüsü yazabiliriz diyor. 10 faktörielde kaç tane 2 var? Hemen 2'ye bölerek bulalım. 5 böldüm. 2. Kalan önemi yok arkadaşlar. 2'ye böldüm 1. Nasıl yapıyorduk? Şuradaki bölümdeki sayıları toplarsak demek ki 2 üzeri neymiş bu sayı? 8'miş. Peki kaç tane 3 var? Bir de ona bakalım. Onu 3'e bölersek 3. Üç. 3'e bölersek 1. 4 tane de 3 varmış. Peki kaç tane 5 var? Onu 5'e bölersek 2 tane 5 var. Kaç tane 7 var? 1 tane 7 var arkadaşlar. Peki. Şimdi önümde de bir K sayısı var. E, A sayımız burada 8 olabileceği gibi 2'nin bir tanesini ayırırsam 7 de olabilir. Bir tane daha ayırırsam 6 da olabilir. 5, 4, 3, 2, 1 olabilir. Pozitif doğal sayı dediği için e, buradaki A 1'den 8'e kadar farklı değer olabilir. Yani A'nın 8 farklı değeri var. Peki B için aynı olayı yaparsak B'nin de 4 farklı seçeneği var. C'nin 2 farklı, D'nin ise seçeneği yok. Bir tane tek seçenek var. Peki çarparsak ne yapacak? 64 farklı şekilde bu sayıyı yazabileceğiz ya da 64 farklı 4'lü yazabileceğiz. 700'den küçük doğal sayıların kaç tanesinde sıfır rakamı kullanılır demiş. Bir basamaklı sayılar olabilir arkadaşlar. İki basamaklı sayılar var 700'den küçük. Bir de üç basamaklı sayılar var. Peki bir basamaklı sayıları inceleyelim. Bir basamaklı içinde kullanılan sadece sıfır sayısı var. Bir tane sayı var. İki basamaklı da onlar basamağı sıfır olamaz. Ancak birler basamağı sıfır olabilir. Burası tek seçenek. Onlar basamağına 0 gelemeyeceği için kaç seçenek olacak? 9. Dolayısıyla 9 tane 2 basamaklı içinde 0 kullanılan sayı var arkadaşlar. Peki 3 basamaklı sayılara bakalım. 3 basamaklı sayılarda yüzler basamağına 0 gelemez. Onlar basamağına 0 gelsin bir. Bir de birler basamağına 0 gelsin. E, son olarak da 2 basamağına da 0 gelsin. Bunu ayrı inceliyorum arkadaşlar. Peki şunu hemen yapalım. Bu en kolayı. 700'den küçük. Dolayısıyla buraya 6 tane sayı yazabilirim. Burada 6 seçenek var. Peki onlar basamağına 0 gelirse birler basamağına 0 dışında kaç rakam gelebilir? 9 tane rakam gelebilir. Yüzler basamağına 7'den küçük 6 tane rakam gelir. 6 kere 9 burası ne yapacak? 54 yapacak. Peki Buraya bakalım. Birler basamağına 0 geldi. Onlar basamağına 0 dışında 9 tane rakam geldi. Yüzler basamağına da 1'den 6'ya kadar 6 tane rakam geldi. Burası da ne yaptı? 54 yaptı. Toplayalım seçenekleri. 1 9 daha 10. 54 54 daha 108. 10 daha 118. 6 daha ne yaptı? 124 yaptı. Özdeş 3 mavi ve 5 bordo bilye arasından en az bir bilye kaç farklı şekilde seçilebilir demiş. Bordo Mavi soruyu hazırlayan sanırım Trabzonsporlu. Ne diyor? 3 tane mavi, 5 tane bordo var. Bunlardan seçim yapacağız. En az bir tane diyor. Bir tane olursa bir mavi seçebiliriz, bir bordo seçebiliriz. Bir seçenekli bu. İkisi seçenekliye geçelim. Ne olabilir? İkisi de mavi olabilir. Biri mavi, biri bordo olabilir. İkisi de bordo olabilir. Bu da iki seçenekli olan. Üç seçenekliye geçiyorum. Üçü de ne olabilir? Mavi olabilir. İkisi mavi, biri bordo olur. Biri mavi, ikisi bordo olur. Hepsi bordo olur. Mavi hiç kalmadı. Dört seçenekliye geçelim arkadaşlar. Bordo üç tane, mavi üç tane olduğu için dördü de mavi olmaz. Demek ki 3 mavi ile başlayacağım. Bir tane bordo olacak. O zaman 2 maviye inecek şimdi. 2 tane bordo. 1 mavi, 3 tane bordo. Ve 4'ü de bordo olabilir. Kısaca 4 bordo yazdım şöyle. Peki 5 seçenek bakalım. Ne olabilir? 3 tane mavi olabilir. 2 tane bordo olabilir. 5 seçenekli. Başka 2 mavi, 3 bordo olabilir. Veya 1 mavi, 4 bordo olabilir. 5'i de bordo olabilir. 5 seçenekli bu. 6 seçenekliye bakalım. 3 tane mavi, 3 tane bordo olabilir. 6 seçenekli bu. Ne olabilir? 2'si mavi, 4'ü bordo olabilir. Veya 1 mavi, 5'i bordo olabilir. Bordo sayısı 5 ile sınırlı olduğu için burada duruyorum arkadaşlar. 6 tanesi için. 7 seçenekliye bakalım. Ne olur? 3 mavi, 4 bordo olabilir. 2 mavi 5 bordo olabilir. 7 seçenekli de bitti. 8 seçenekli hepsi olabilir. 3 mavi 5 bordo olabilir. Sayalım bakalım kaç seçenek oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. Evet 23 tane farklı seçenek varmış. Bunlar düzgün olmadığı için 3 mavi 5 bordo. Eşit sayılarda olmadığı için arkadaşlar bir kuralla gidemedik tek tek yazdık. 4 erkek, 4 kız öğrenci aynı cinsiyetten herhangi iki öğrenci yan yana gelmemek şartıyla düz bir sıraya kaç farklı şekilde oturabilirler diyor. Nasıl oturtmamız istiyor? Şöyle kız erkek, kız erkek, kız erkek, kız erkek. Ya da erkek kız, erkek kız, erkek kız, erkek kız. Şuna bakalım. Erkekler kendi arasında 4 faktöriyel kızlar kendi arasında 4 faktöriyel. Bu da aynı. 4 faktöriyel, 4 faktöriyel. Demek ki bunları toplarsak 2 tane 4 faktöriyel 4 faktöriyel. Bu da nerede? A şıkkında. A'dan B'ye tanımlanan birebir fonksiyonların kaçında A elemanı 1 ile eşleşir diyor. E A elemanını 1 ile eşleştirdim arkadaşlar. Burada bir seçenek yok. Zorunluluk var. 4 tane A kümesinde 4 tane B kümesinde bir fonksiyon olacak. Burada B elemanı kaç seçeneğe gidebilir? 4 seçeneğe. Bir tanesine gitmiş olsun 2'ye gitsin. C elemanı kaç seçeneğe gidebilir? 3 seçeneğe 1'ine gitmiş olsun. C elemanı. D elemanı 2 seçeneğe 1'ine gitti. E elemanına da 1 seçenek kaldı. Yani 4 faktöriyel seçenek oldu. Bu da ne yaptı? 24 oldu. Olduğuna göre n kaçtır demiş. Payda eşitleyelim. Burayı n artı 2 faktöriyelle. Burayı da n faktöriyelle çarpalım. Çarparsak yukarısı n artı 2 faktöriyel eksi n faktöriyel olacak. Aşağısı da n faktöriyel çarpı n artı 2 faktöriyel olacak. 19 bölü burası da neymiş? n artı 2 faktöriyel. n artı 2 faktöriyelleri götürüyorum. Yukarıda da n faktöriyel parantezini alalım. Şurası ne olur? n artı 2 çarpı n artı 1 olur. Yani ne artı 2 faktöriyeli nasıl yazabilirim? Ne artı 2, ne artı 1, ne ne faktöriyel olarak yazabilirim? Ne faktöriyel parantezini alırsam geriye bu kalır. Burada ne kaldı? 1 kaldı. Paydada ne oldu? Ne faktöriyel. Bunlar gitti arkadaşlar. Eşittir 19. Dağıtırsam şurayı, n'leri çarparsam ne kare, 2 ne artı ne, ne yapacaktır? 3 ne, 2 kere 1, 2 eksi 1 eşit 19 oldu. Düzenlersem buradan ne kare artı? 3'üne 1. 19'a attım. Eksi 18 oldu. Eşit 0. Çarpım eksi 18 toplam 3 olan iki sayı 3 ile 6 hangisi eksi? Toplamı pozitif olduğu için küçüğü eksi mutlak değerce. Eksi 3 ile 6'nın toplamı artı 3 yaptı. Ne buradan 3, ne buradan eksi 6 geldi. n ne negatif olamayacağı için cevabımız 3 olacaktır. Kümesinin 4 elemanlı permütasyonlarının Kaçında A, B ve C bulunur fakat D bulunmaz diyor. D bulunmuyor, hemen attım. A, B, C bulunuyorsa aldım. A, B, C elemanları olacak. Kaç elemanlı diyor? 4 elemanlı diyor. Yanına bir eleman daha almalıyım. E veya F'den birini alacağım. Kaç seçeneğim var? 2. Aldım. Hangisini almış olayım? E'yi aldım. A, B, C e elemanları var elimde. ne yapacağım? Permütasyonlarını oluşturacağım. Kaç farklı şekilde sıralayabilirim? 4 elemanı. 4 fark. Bu da ne olur? 2 çarpı 24. Aradığımız cevap 48 olacaktır. Aralarında Bora, Serap, Murat ve Salih'in bulunduğu bir kuyrukta 7 kişi varmış arkadaşlar. Buna göre Bora'nın Serap, Murat ve Salih'in önünde bulunabileceği kaç farklı durum vardır diyor. Şimdi bu kriter olmasaydı 7 kişi kaç farklı şekilde sıralanırdı? 7 faktöriyel şekilde sıralanırdı. Peki Bora, Serap, Murat ve Salih kendi arasında kaç farklı şekilde sıralanabilirdi? 4 kişi, 4 faktöriyel. Bizden ne istiyor arkadaşlar? Bora onların önünde olsun diyor. Bora başta olmak şartıyla kaç farklı şekilde sıralanırlar? Bora sabit başta. Serap, Murat ve Salih kendi arasında 3 faktöriyel şekilde sıralanır. Yani şunu aldım arkadaşlar. Tüm durumlar 7 faktöriyel. Bora, Salih, Serap ve Murat'ın sıralamalarına böldüm. Bora'nın başta olduğu sıralamayla çarptım. Ne olur buradan? 3 faktöriyel ile 4 faktöriyel sadeleşirse 4 kalır. Yani 4 faktöriyel 4 çarp 3 faktöriyel olduğu için 3 faktöriyeli götürdüm. Cevap ne olacak o zaman? 7 faktöriyelin 4'e bölümü ne olur o da? 7, 6, 5, 3, 2 çarparsak ne yapacak? 1260 yapacak. Özdeş iki sarı, iki kırmızı, iki beyaz bilye. Baştaki ve sondaki bilyeler aynı renk olmak şartıyla yan yana kaç değişik biçimde dizilebilir demiş. 6 tane bilyemiz var arkadaşlar. Başta ve sonda aynı renk olsun diyor. Örneğin sarı olsun arkadaşlar. Sabitledim sarıyı başa ve sona. Ama 3 farklı renk olabileceği için çıkacak sonucun 3 katını alacağım. Peki geriye ne kaldı? 2 kırmızı, 2 beyaz, 4 tane eleman var. Yukarıda 4 faktöriyel, aşağıda ne olur? Tekrarlı permütasyon 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel olur. 4 faktöriyel 24, 4'e bölersek 6, 3 katı ne olacaktır? 18 olacaktır. Sayısındaki rakamların yerleri değiştirilerek yazılabilecek 6 basamaklı sayıların kaç tanesi 11 ile başlar diyor. 11'i başına sabitledim arkadaşlar. Bu seçenek değil, zorunlu. Geriye ne yazabilirim? 4 tane rakam var. İkisi aynı. Yukarıda hepsi farklı gibi düşünüyorum. 4 faktöriyel bölü sıfırlar aynı olduğu için 2 faktöriyele bölüyorum. Ne olur bu da? 24'ü 2'ye bölersem 12 aradığım cevap olacaktır. T harfinden başlayıp sondaki E harfine kadar komşu harfleri izleyerek Türkiye kelimesi oluşturulacakmış. Buna göre kaç farklı şekilde bu işlem yapılabilir diyor. T harfinden başladım bir seçenek. Bir seçenekle Ü'ye geldim. Bu da bir seçenek. Buradan R'ye geçtim bir seçenek. R'ye geçtim bir seçenek. İki tane bir toplanırsa buradaki R 2 seçenekli olur. İki bir daha şuradaki K 3. İki bir daha buradaki K 3 olur. Şu K bir hala. Buradan da yine bir seçenek K'ya geldi. 3 bir daha ne yaptı? 4. 3 3 daha 6. 3 bir daha 4 toplayarak gidiyorum. 4, 6 daha 10, 6, 4 daha 10, 10, 10 daha ne yaptı? 20 farklı şekilde T'den E'ye gittim arkadaşlar. 6 öğretmen arasından en az 3, en çok 5 kişilik öğretmenler kurulu kaç farklı şekilde oluşturulabilir demiş. Yani 6 öğretmenden 3'ünü seçebilirsin diyor veya 4'ünü seçebilirsin veya 5'ini seçebilirsin. En çok 5 dediği için 5'te durdum. Altın üçlüsü neydi? 20, dörtlüsü 15, beşlisi 6 idi. Toplarsak ne yapacak? 41 kere maşallah yapacak. A ve B kümeleri verilmiş. Olduğuna göre 3 elemanlı alt kümelerin sayısını bulunuz diyor. A ve B kümelerini bir bulalım. Liste halinde yazalım elemanlarını. Ne diyor? X, X-2 ile 4 arasında ve tam sayı diyor. Neler var? Eksi 1, 0, 1, 2, 3 var. B kümesine bakalım. Ne diyor? 20'den küçük ve 20 ile aralarında asal doğal sayılar. 1, bütün doğal sayılarla aralarında asal arkadaşlar. 0 dışında. 20 ile aralarında asal ne var? 2 olmaz. Çift bölünüyor 2'ye. 3, 3'e bölünmez 20. 4'e bölünür, 5'e bölünür. 6 çift, çiftleri almayacağım. 7'ye bölünmez. 8 çift, 9'a bölünmez. 11, asal 11'e bölünmez. 13, 15'e bölünür mü? 5 de sadeleşirler. 17, 19, B kümesinin elemanları olacak. Ne diyor? B eksi A kümesi diyor. B'den A'da olanları çıkar diyor. O zaman 1 attım. A'da 1 var. 3'ü attım. Başka var mı? Başka yok. Kaç eleman kaldı? 2, 4, 6 tane eleman kaldı. Bunun 3 elemanlı alt kümeleri sayısı altın üçlüsü neye eşit arkadaşlar? 20'ye eşit. Emre, İpek ve Can'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi birbiriyle tokalaşacakmış. Emre, İpek, Can ve 4 kişi olsun arkadaşlar. Bunlar tokalaşacak. Ne diyor? Emre, İpek ve Can birbirleriyle tokalaşmıyorlarmış, dargınlarmış. Kaç farklı tokalaşma olmuştur diyor. Şimdi tokalaşma 2 kişi arasında olur arkadaşlar. Yani 7 kişiyi ben ikişerli gruplarsam kaç farklı tokalaşma yaptığını bulmuş olurum aynı zamanda. Peki Emre İpek ve Can tokalaşmadığına göre 3'ün ikilisini ne yapmalıyım? Çıkarmalıyım. 7'nin ikilisi 7 çarpı 6 bölü 2'den 21. 3'ün ikilisi de 3 ise toplam 18 tokalaşma olmuştur. 4 öğretmen ve 5 öğrenciden oluşan bir grup arasından en az biri öğretmen olmak üzere 5 kişilik kaç farklı ekip oluşturulabilir diyor. En az biri öğretmen dediğine göre bir öğretmen olabilir, iki öğretmen, üç ört öğretmen. Tek tek bunları hesaplamamız gerekir. Ama bunun yerine şunu yapabiliriz arkadaşlar. Toplam 9 kişi var. 9 kişiden 5'li gruplar oluşturuluyor. Bunların arasından öğretmenlerin olmadıklarını çıkarırsak eğer 5 beş öğrencinin 5'lisi yapıyor. Geriye ne kalır? En az bir öğretmenin katıldığı gruplar kalmış olur. Ya da ekipler olmuş olur. 9'un 5'lisi 9'un 4'lüsüne eşit. O zaman 9'un dörtlüsünü yazalım. 9, 8, 7, 6 bölü 4, 3, 2, 1. 5'in beşlisi de 1'e eşit arkadaşlar. Hesaplarsak burayı 4 kere 2, 8, 3 ile 9 sadeleşti işte 3. Çarparsak ne olacak? 126, 1 çıkarırsak 125. Nerede? D şıkkında. Özdeş 3 mektup zarfı 6 farklı posta kutusuna atılacaktır. Her posta kutusuna en fazla 2 zarf atmak şartıyla kaç farklı şekilde atılabilir diyor. Nasıl atılabilir bu mektuplar? Her kutuya birer tane atılabilir. 4 kutu boşta kalır. 6'ydı. 3 kutu boşta kalır. Ya da bir kutuya 2 tane, bir kutuya bir tane atılır. Diğerleri boşta kalır. Bunlar kendi arasındaki sıralamalarını ayrı inceleyeceğim. Peki bir de ne olabilir? 3'ü bir kutuya atılabilir ama ne diyor bize? En fazla 2 zarf atılmak şartıyla diyor. O yüzden burada bitti işlemimiz. Şunu hesaplayalım. Elimizde 6 tane sayı var. 3'ü aynı, 3'ü aynı. Tekrarlı permütasyon. Nasıl yapıyoruz? 6 faktöriyel bölü 3 tane 1 var. 3 tane 0 var. Bu da ne yapar? 6, 5, 4, 3 faktöriyeller gitti. 3, 2, 3 kere 2, 6 yapacağı için bu işlemin sonucu 20 yapacaktır. Burayı hesaplayalım arkadaşlar. Burası ne olur? Elimizde 6 tane eleman var yine. Ama 4 tanesi 0, 4'e aynı. 4 faktöriyeller sadeleşirse yukarıda 6 çarpı 5 kalacaktır. O da ne olacak? 30 olacak. 30 ile 20'nin toplamını yapar peki? 50 yapacaktır. A kümesini vermiş. Bu kümenin elemanları kullanılarak biri 3 elemanlı, diğeri 5 elemanlı. 2 ayrı küme oluşturulacakmış. Buna göre 1 2 ve 3 üç elemanlarının üçü aynı kümede bulunmayacak şekilde bu iki küme kaç farklı şekilde oluşturulabilir? 2 farklı durum olabilir arkadaşlar. Ne olabilir? 1 2 3 elemanları aynı kümede olmayacağına göre bu elemanlardan bir tanesi üçlük kümede olabilir. Geri kalan ikisi beşlik kümede olur. Burada seçenek yok çünkü kalan iki eleman zorunlu olarak diğer kümede olacak. Dolayısıyla burayı hesaplamama gerek yok buraya 1 diyebilirim arkadaşlar. Peki 3 elemandan birini seçtim. E, geriye kaç eleman kaldı? 2 eleman. E, bu 1 2 3 dışındaki geri kalan 5 elemanın ikisini seçip buraya koyacağım. Veya 3 elemandan ikisi buraya gelebilir. Yani 1 2 3'ten 2 tanesini buraya aldım. İkisini alınca e, kaç tane seçebilirim? 5 elemandan bu defa 1 tane seçebilirim yine bu taraf 1 olacak arkadaşlar. Çünkü kalan elemanlar o zorunlu olarak diğer gruptalar. Peki hesaplayalım. 3 kere 10 şurası. 5'in ikilisi 10 yapıyordu. 3 kere 10 ne yapar? 30. 3'ün ikilisi 3. 5'in birlisi 5. 3 kere 5 bu ne yapar? 15. Toplarsak ne olur? 45. Cevabımız 45 olacak. 2014 LS sorusu. PQR birer asal sayı ve 2 ile 15 arasındaymış. Neler olabilir o zaman bunlar? 3, 5, 7, 11 ve 13 2 ile 15 arasındaki asal sayılardır. PQR sayılar bunlar olabilir. Ne diyor? Şu şekilde sıralanacak şekilde PQR'nin çarpımının alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. Bunlar asal olduğu için arkadaşlar farklı alacağımız asal sayıların çarpımları da farklı olacaktır. Test etmemize gerek yok. Farklılığına bakmamıza gerek yok. O zaman 5 tane asal sayıdan 3 tanesini seçersem otomatikman küçükten büyüğe doğru dizileceklerdir. Ve 5'in üçlüsü 10 tane farklı çarpım ortaya çıkacaktır. X ve Y tam sayı olmak üzere X'in mutlak değeri Y'nin mutlak değerinden küçükmüş. Onlar hepsi beraber 8'den de küçükmüş. O zaman X ve Y'nin alabileceği pozitif değerler neler? 1 2 3 4 5 6 ve 7. Küçükten büyüğe doğru sıralandığı için ne yapabilirim? 7 elemandan ikisini seçebilirim. İki tanesini seçtiğimde otomatikmen küçükten büyüğe doğru sıralanacaklardır. Yani küçükten büyüğe doğru sıralamayla bu elemanların arasından kombinasyon yoluyla seçme aynı şeydir. Ne diyor? Eşitsizliğini sağlayan kaç farklı xy sıralı ikilisi yazılabilir? Eğer pozitif olsaydı elemanlar bu yeterliydi ancak mutlak değer olduğu için negatifler de gelebilir. X'in bu kadar pozitif olacağı gibi aynı sayıda negatif değeri de olur. Y'nin de aynı sayıda negatif değeri olur. O yüzden ikişer katını alıyorum. 7'nin ikilisi nedir? 7 çarpı 6 bölü 2'den 21. 2 katı 42. 2 katı 84 olacaktır. 2016 LS sorusu. A kümesinin iki elemanlı tüm alt kümeleri yazılıyor. Bu alt kümelerin her birinin elemanları toplamı ayrı ayrı hesaplanıyor. Baktığımda eksi 3'den artı 3'e kadar sıralı tam sayılar var arkadaşlar. O zaman ikişerli alıp topladığımda en küçük ne olacaktır? Eksi 5 daha sonra eksi 4 eksi 3 eksi 2 eksi 1 0 1 2 en büyük ne olacak? 2 3 daha 5 demek ki 3 ve 4 de var en fazla 5 var. Kaç tane eleman var? 5 negatif, 5 pozitif, 10. Bir de 0, 11 tane eleman var. Bir çember üzerinde 5 nokta ve doğru üzerinde 3 nokta verilmiş. Bu 8 nokta kullanılarak en çok kaç farklı üçgen çizilebilir demiş. Toplam 8 tane nokta var. Üçlü olarak gruplarsak üçgen sayısını bulmuş oluruz. Ancak doğrunun üzerindeki 3 nokta 3 üç... için 3'ün üçlüsünü çıkaracağım. 8'in üçlüsü neye eşit işte arkadaşlar? 56. 3'ün üçlüsü 1 çıkarırsam cevap ne olacak? 55 olacaktır. Birbirine paralel 6 doğru ile bu doğruları kesen birbirine paralel 7 doğru verilmiş. Taralı bölgeyi içine alan kaç farklı paralel kenar vardır demiş. Şu bölgeyi içine alan paralel kenarlar burayı da içine alır. Dolayısıyla şu paralel kenarı içine alan Kaç farklı paralel kenar çizilebilir demiş. Şimdi arkadaşlar paralel kenarı çizerken paralel iki doğru alıyoruz burada ve diğer tarafta da bunları kesen paralel iki doğru alıyoruz. Yani şu taralı bölgenin altından bir doğru almalıyım, üstünden bir doğru, solundan bir doğru, sağından bir doğru almalıyım. Taralı bölgenin altında kaç doğru var? 1 2 3 tane doğru var. Şu üç doğrunun birini alacağım. Taralı bölgenin üstünde kaç doğru var? Bakın şu ikisi Bir doğrudan birini alacağım. Taralı bölgenin solunda kaç doğru var? 3 üç doğru. Üçünden birini alacağım. Sağında da 2 doğru var. İkisinden birini alacağım. Yani aradığım sonuç 2'nin birlisi çarpı 3'ün birlisi çarpı 3'ün birlisi çarpı 2'nin birlisi, birlisi, birlisi olacak. Bu da 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 2 ne yapacak? 36 yapacak. Yukarıdaki şekilde kaç farklı üçgen vardır demiş arkadaşlar. Tepe noktası B noktası olan üçgenleri bulalım. Neler olabilir? Bakın şuradaki iki noktayı seçtiğimde tepe noktası da B noktasıysa bu bir üçgen olacaktır. Aynı mantıkla 1, 2, 3, 4, 5, 6 noktanın ikilisini aldığımda ve tepe noktasını B seçtiğimde tepesi B olan üçgenleri oluşturmuş olurum. Aynı mantıkla tepesi C olan üçgenleri de bulabilirim. Yani bunun iki katı kadar üçgen olacaktır. Bir de tabanı BC olarak seçersem tepe noktası şu nokta olan bir üçgen 2, 3, 4, 5 tane üçgen de buradan gelecektir. Altının ikilisi 15, 2 iki katı 30, 5 daha 35 tane bu şekilde üçgen oluşturabileceğiz. Aynı düzlemde bulunan yarıçapları farklı dört çemberin kesişimiyle oluşan noktalar diyor. Dört çemberi ikişerli olarak gruplayalım, kesiştirelim. Peki iki çember kesiştiğinde kaç nokta oluşuyordu arkadaşlar? Bakın iki tane nokta oluşuyordu. Yani kesişim sayısının iki katı kadar nokta oluşur. Buradan da dördün ikilisi 6, iki katı 12 tane nokta oluştu. Bu noktalar isimlendiriliyormuş. Bu noktalar birleştirilerek en fazla kaç farklı dörtgen oluşturulabilir diyor. 12 nokta dörtgen oluşturacağız. 12'nin dörtlüsü kadar dörtgen oluşur. Burada 12, 11, 10, 9, 4 tane geri gittik. Bölü 4 faktöriyel. O da 4 çarpı 3 çarpı 2 olarak yazarsak. 12 ile 4 çarpı 3 gitti. 2 ile de 10 sadeleşirse 55 çarpı 9 ne yapacak? 495 yapacak arkadaşlar. İfadesi x'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında baştan dördüncü terim hangisidir demiş. Dördüncü terim dediğine göre arkadaşlar ne alacağız? Altının üçlüsü alacağız. Şu birinci ifade bu da ikinci ifade. Birinci ifade 3x kare ikinci ifade eksiye. y. Şurası 3 ise buraya ne yazacağım? 3. 6'dan 3 çıktı. Burası ne olacak? 3 arkadaşlar. Düzenlersek 6'nın üçlüsü ne yapar? 20. 3'ün küpü 27. X üzeri 6. Eksi y'nin küpünden ne gelir? Eksi gelir arkadaşlar. Buradan ne gelecektir? 2 tane 27. 54. Eksi 540. X üzeri 6. Y küp olacaktır. Nerede? A şıkkı aynı mı? Aynı. Olduğuna göre A kaçtır demiş arkadaşlar. Burada ne elde edilmiş? X üzeri 8. X üzeri 8'i nasıl elde ederim ben? X karenin 4. kuvveti ile elde ederim. Demek ki eksi 3'ün kaç olmuş arkadaşlar? Toplamı 6 olduğuna göre 2. O zaman önüne ne gelecek? 6'nın ikilisi. Peki düzenleyelim o zaman. 6'nın ikilisi 15. X üzeri 8. Eksi 3'ün karesi ne olacak? 9. 9 kere 15 ne yapar? 135 yapacaktır. İfadesinin binom açılımında x üzeri 4 y üzeri 4'lü terimin katsayısı kaçtır diyor arkadaşlar. Önce içeriye bakalım. Şu ifadenin ne olduğunu görüyorum. x kare eksi 2 y'nin karesi olduğunu görüyorum. Bu ifadenin nesini sormuş bana? Küpünü sormuş. Düzenleyelim. Bu da ne olacak? x kare eksi 2 y'nin 6. kuvveti olacak. Peki bunu düzenlersek bizden ne istiyordu? x karenin karesini mi istiyor? x üzeri 4 olması için. E, karenin karesi 2 kere 2 4 olmalı. O zaman eksi 2 y'nin dördüncü kuvveti buradan da y üzeri 4 gelecek. Önüne ne gelecek peki? 6'nın dörtlüsü gelecek. 6'nın dörtlüsü ile 6'nın ikilisi aynı şeydi. Yani 15 x üzeri 4 gelecek buradan. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti ne olur? 16 olur. Onu da şöyle alalım. Çarpı 16 y üzeri 4. 16 kere 15 ne yapar arkadaşlar? 240 yapacaktır. Bize de katsayısını soruyor zaten. Cevabımız D şıkkında. 2011 LSE sorusu. Polinomunda x'li terimin katsayısı kaçtır diyor arkadaşlar. Burada x'i nasıl elde ederiz? Birinci terimin birinci kuvvetini alırız. İkinci terimin nesini alırız o zaman? Küpünü alırız. Peki önüne ne gelir? Dördün üçlüsü gelir. Peki ikinci ifadeye bakalım aynı şekilde. Şu üçü kenara bir yazalım. Ne olacak? x'li terim elde edeceğim. x'in birinci kuvveti 1'in birin nesi olacak? Karesi. Önüne ne gelecek? 3'ün ikilisi gelecek. Düzenleyelim. Burası ne olur? 8 kere 4 32 x yapar. Burası ne olur? 1'in e, karesi 1 zaten. 3'ün ikilisi 3. 3 kere 3 9 x yapacak. 9 32 daha ne yapar? 41 x yapar arkadaşlar. 2016 LS sorusu. Px polinomunda x üzeri 4'lü terimin katsayısı kaçtır demiş arkadaşlar. Birinci ifadeyi dağıtalım önce. Nedir burası? x kare artı 2x artı 1. Burası neymiş? x kare artı 1'in dördüncü kuvvetiymiş arkadaşlar. Şimdi şuradaki terimlerle bunun içindeki terimleri çarparak ne elde etmek istiyorum? x üzeri 4'lü terim elde etmek istiyorum. Peki x kare ile burada neyi çarparsam x üzeri 4 gelir x ile terimi çarparsam x üzeri 4 gelir. O zaman buradan x kareli terimi nasıl elde ederim? x karenin birinci kuvvetini alırım. O zaman birin nesini alırım? Üçüncü kuvvetini. Önüne ne gelir o zaman? 4'ün üçlüsü gelir. Veya 2x ile 2x ile buradan x küplü terimi çarparım. Buradan x küplü terim gelmez arkadaşlar. O yüzden burayı pas geçtim. 1 ile buradan x üzeri 4'lü terimi çarparım. X üzeri 4'lü terimi nasıl elde ederim? Biraz da sağ alalım. X karenin karesini alarak. Birinci terimin karesini aldım. İkinci terimin de karesini alacağım. Önündeki ifade ne olacak? 4'ün ikilisi olacak. Düzenlersem o zaman burası ne olur? Şuradan 4 gelir. 4 x üzeri 4. Artı buradan 0 buradan gelmedi. 4'ün ikilisi 6 x üzeri 4 de buradan gelir. Toplarsak 4 6 daha ne yapacak? 10 yapacak. A kümesi x eksi 2'nin mutlak değeri küçük eşit 1'miş. Bunu bir açalım arkadaşlar. Küçük eşit 1, büyük eşit eksi 1 olacak. Buradan x ne olur? 3 ile hangi aralıkta? 1 aralığında olur. O halde A kümesi neymiş? 1, 2 ve 3'e oluşuyormuş. Buna göre diyor A çarpı A kümesinin yani bu kümeyi kendisiyle çarptığımızda kaç eleman olur? 3 çarpı 3, 9 elemanlı bir küme olur. Rastgele seçilen bir elemanının M'ye 2M şeklinde olma olasılığı kaçtır diyor. Peki bu küme ile kendisini ikililer halinde yazacağım. Biri diğerinin iki katı olacak şekilde ne olabilir? Bir 1 iki, 2 ikilisi gelir. Başka var mı bu şekilde? Başka yok arkadaşlar. Demek ki payımıza ne gelecek? 1 gelecek. Bir zar ardarda arda 2 kez atılıyor. Toplam durum nedir? 6 Altı çarpı 6'dır. Birincisinde gelen sayının ikincisinde gelen sayının yarısı olma olasılığı kaçtır demiş. Biri diğerinin iki katı ne olabilir? 1'e 2, 2'ye 4, 3'e 6 olabilir. Biri diğerinin iki katı sadece birinci ikincisinin mi diyor? Evet. Birincisinde gelen sayı ikincisinde gelen sayının yarısı. Dolayısıyla 3 seçenek var arkadaşlar. 3 bölü 36 sadeleştirirsek 1 bölü 12 olacaktır. Yalnızca birer uçları yanıcı olan 3 özdeş kibrit çöpü alınıyor. Bu kibrit çöpleri uçları birbirine temas edecek biçimde kenarı bir kibrit çöpüyle aynı uzunlukta olan eşkenar üçgenin tüm kenarlarına rastgele diziliyor. Şekilde olduğu gibi arkadaşlar. Bu dizilimde birbiriyle temas eden yanıcı uç bulunma olasılığı kaçtır diyor. Öncelikle buradaki toplam seçenek nedir? Bir çöpünün yanıcı ucu bir tarafta olabilir, diğer tarafta olabilir. Yani her çöpün iki farklı durumu olabilir. 3 tane çöp olduğuna göre 2 çarpı 2 çarpı 2 8 farklı durum var arkadaşlar. Bizden ne istiyor arkadaşlar? Birbiriyle temas eden yanıcı uç bulunma olasılığı diyor. Birbiriyle temas etmeyenleri bulalım. Şekilde olduğu gibi bakın burada yanıcı uçlar birbiriyle temas etmiyor. Yanıcı uç, yanmayıcı uç, yanıcı uç, yanmayıcı uç, yanıcı uç, yanmayan uç arkadaşlar. Dolayısıyla şu bir diziliş bir de ters yönde dizilebilir. Geriye doğru dizilebilir. Dolayısıyla yanmayacak şekilde arkadaşlar yanıcı uçlar birbirine temas etmeyecek şekilde şu oranda şu olasılıkta dizilebilir. Ama bizden ne istiyor? Birbiriyle temas eden yanıcı uç bulunma olasılığı diyor. Dolayısıyla birden bu olasılığı çıkaracağım. Bu yanıcı uç bulunmama olasılığı e, bizden yanıcı uç bulunma olasılığını sorduğu için 1'den çıkardık. Burası 1 bölü 4 yaptı. 1 eksi 1 bölü 4 ne oldu? 3 bölü 4 oldu. Bir sınıfta 8 kız 12 erkek öğrenci varmış. Kız öğrencilerden 3 tanesi erkek öğrencilerden 4 tanesi esmermiş. 12'den 4 çıkarırsam burası 8. 8'den 3 çıkarırsam esmer olmayan burası da 5 olacaktır ne istiyor bizden? Buna göre bu sınıftan rastgele seçilen iki öğrencinin erkek veya esmer olma olasılığı kaçtır? Sınıf kaç kişi arkadaşlar? 20 kişi. Dolayısıyla 20 kişiden ne seçeceğiz? Erkek veya esmer. Erkekler şunlar arkadaşlar. Esmerler bunlar. Kaç esmer var? 15 tane. Birinci öğrencinin esmer olma olasılığı ne olacak o zaman? 15 bölü 20. Bir tane esmer seçtik. İkincinin esmer olma olasılığı 14 bölü 19 olacak. Sadeleştirirsek şurası 3 bölü 4. Şunlar sadeleşirse 7'ye 2 çarparsak 21 bölü 38 aradığımız cevap olacaktır. Bir torbada 3 beyaz, 2 siyah, 4 mavi top varmış. Bu torbadan aynı anda rastgele çekilen 3 toptan paydamız neymiş? 4, 7, 6, 9, 9'un üçlüsü. Ne diyor? En az birinin mavi olma olasılığı kaçtır diyor. Şimdi bir mavi olabilir, ikisi mavi, üçü mavi. Ayrı ayrı hesaplamak yerine birden neyi çıkaralım? Mavi olmayanların oranını çıkaralım. Mavi olmayan kaç tane var? 5 Beş tane. 5'in üçlük grupları kadar mavi olmayan grup olacaktır. Birden de çıkarırsak ne kalacak? En az biri mavi olanlar kalacak. 5'in üçlüsü ne eşittir? 10'a. 9'un üçlüsü? 84'e. 1'den çıkarırsak ne olacak? 84 eksi 10, 74 bölü 84, 2'ye bölersek 37 bölü 42 aradığımız cevap olacaktır. 3 zar birlikte rastgele atılıyor. Örnek uzayımız 6 çarpı 6 çarpı 6 olacak. Zarların üst yüzüne gelen sayıların çarpımının 12 olma olasılığı kaçtır diyor. Çarpımı 12 nasıl olur? 1, 2, 6 olabilir. Çimleri de var. Başka 1, 3, 4 olabilir. Yer değişimleri de var. Yine 2, 2, 3 olabilir. Başka var mı? Başka yok. Şunlar yer değişirse 3 faktöriyel 6 farklı durum olur. Yine 3 faktöriyel 6 farklı durum. 3 sonda ortada başta olabilir. 3 farklı durum. Ya da 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel şeklinde de düşünebiliriz. Toplam kaç farklı şekilde bu istenen özellik oluyormuş? 15 Sadeleştirirsek 3'e bölüyorum. 5, 2. Bu da ne olacaktır? 5 bölü 72 olacaktır. 15 ve 16 yaşlarında öğrencilerin bulunduğu 11 A sınıfından bir öğrenci temsilci olarak seçilecekmiş. Öğrencilerin yaşlarına ve cinsiyetlerine göre dağılımı verilmiş. Rastgele seçilen temsilcinin 15 yaşında erkek öğrenci olmadığı bilindiğine göre 15 yaşında erkek değilmiş. Burayı kapattım. M artı kaç elemanlı? 15, 4, 5, 4 daha 9, 3 daha 12 elemanlı. Peki ne istiyor benden? 16 yaşında bir kız öğrenci olsun diyor. 16 yaşında kız öğrenci kaç tane var? 3 tane. Olma olasılığı nedir? Sadeleştirirsek ne olur? 1 bölü 4 olur. İki zar birlikte rastgele atılıyor. Üst yüze gelen sayıların toplamının 8 olduğu bilindiğine göre nasıl 8 olabilir? 2 artı 6, 3 artı 5, 4 artı 4, 5 artı 3, 6 artı 2. Örnek uzayımız kaç elemanlı? 5 elemanlı. Bizden ne istiyor? Sayıların ikisinin de çift sayı olma olasılığı. Çift çift, tek tek olmadı. Çift çift, tek tek, çift çift. Kaç tane? 3 tane. Aradığımız oran 3 bölü 5. Bir torbada, torba, 3 mavi 4 sarı, 2 torbadan rastgele seçilen 2 bilyeden yalnız birinin mavi olduğu bilindiğine göre bir tanesi maviymiş arkadaşlar. Diğerinin beyaz gelmiş olması olasılığı kaçtır diyor. Biri mavi ise bu bir seçenek değil, zorunluluk arkadaşlar. Buna bakmama gerek yok. Diğeri de mavi değilmiş arkadaşlar. O yüzden kalan mavilerin hepsini ortadan kaldırıyorum. Elimde sadece bunlar kaldı. Ne diyor? Beyaz gelmiş olma olasılığı. 2 beyaz var. Örnek uzayımız 6 elemanlı. Cevabımız 1 bölü 3 olacaktır. Birden 80'e kadar olan doğal sayılar birer karta yazılarak bir torbaya atılmışlar. Torbadan rastgele seçilen bir kartın üzerindeki sayının 5'in tam katı olduğu bilindiğine göre diğerlerinin hiçbir önemi yok sadece 5'in katları önemli. 5, 10, 15, 20 şeklinde 80'e kadar 5'in katı kaç tane var? 80 bölü 5, 16 tane var. Ne diyor? Asal sayı olma olasılığı kaçtır? Bunların içerisinden hangisi asal? Sadece 5 beş asal. 5'in katlarından yalnızca kendisi asal olur. Dolayısıyla bir tanesi asal 16 karttan oranı ne olacaktır? 1 bölü 16 olacaktır. Bir torbada 3 kırmızı 2 beyaz top varmış. Bir de zar rastgele atılıyormuş arkadaşlar. Ne diyor? Sonra torbadan rastgele bir top çekiliyor. Buna göre topun beyaz veya kelimeye dikkat edin. Zarın tek sayı gelme olasılığı kaçtır? Yüzeyinde 3 tane tek sayı. 3 tane çift sayı var arkadaşlar. Yani tek gelme olasılığı buna PA olayı diyelim. 1 bölü 2 olur. 3 bölü 6'dan 1 bölü 2. Peki buradan çektiğimizde beyaz gelme olasılığı PB diyelim ona da ne olur? 2 bölü 5 olur. Bize neyi soruyor? PA birleşim B nedir diyor. Nasıl buluyoruz bunu? PA artı PB eksi PA kesişim B. Bunu da nasıl hesaplıyoruz? PA çarpı PB. PA'yı ne vermiş? 1 bölü 2. PB'yi ne bulduk? 2 bölü 5. PA 1 bölü 2. PB 2 bölü 5. Payda eşitlersek şunu 5 ile bunu 2 ile 5, 4 daha 9. Şuradan da 2 gelecek. Çıkarırsak 7. Paydanın hepsi 10 olacak. Cevabımız 7 bölü 10. A ve B bağımsız iki olaydır diyor. P üssü 2 bölü 3, PB üssü 4 bölü 5. P üssü kesişim B üssü nedir diyor. Bunu nasıl buluruz? P üssü çarpı PB B üssü ile. E, P üssünde ne vermiş zaten? 2 bölü 3, PB B üssünü de 4 bölü 5. Sadeleşen var mı? Yok. Cevabımız o zaman 8 bölü 15 olacak. 5 evli çift arasından, şunlar evli çift olsun, birinci çift, ikinci çift, 3 dört, 5. çift. Ne diyor? Seçilen 4 kişinin arasında evli çift bulunmama olasılığı kaçtır diyor. Öncelikle tüm durumları yazalım arkadaşlar. Ne seçiliyor? 4 kişi seçiliyor. Kaç kişi arasından? 10 kişi arasından. O zaman kaç seçenek var birinci seçimde? 10, bir kişi aldık 9, bir kişi aldık 8, bir kişi aldık 7. Paydamız bu arkadaşlar. Ne diyor? 4 kişi arasında evli çift bulunmasın. Birinci aldığımız kişi E1 olsun arkadaşlar. Kaç kişiden seçtik? 10 kişiden. Birini seçtik. İkinci alacağımız kişi, tabi E1'i seçtik. E1'in eşi de olmayacak. Yani K1'i de çiziyorum arkadaşlar. O zaman ikinci alacağım kişiye kaç seçenek kaldı? 8. E2'yi almış olayım. E2 ile beraber eşini de karalıyorum. Çünkü onu da seçemeyeceğiz. Eşler olmamalı diyor. Evli çift bulunmasın diyor. Sonra arkadaşlar kaç kişi seçtik? 2 kişi seçtik. Üçüncüyü seçeceğiz. Ne olsun? E4 olsun o da. Kaç seçeneği var bu arada? 6. Onu seçersek eşini de seçmeyeceğiz bir daha. Bir sonraki kişiye 4 seçenek kaldı ve işlemimiz de zaten sona erdi. Gerekli düzenlemeleri yaparsak ne olur? 6 ile 9, 2 bölü 3, yukarısı 8, aşağısı 21 olacaktır. Bir anahtarlıkta bulunan 4 anahtardan sadece bir tanesi kapıyı açmaktadır. Denenen anahtar bir daha denenmemek şartı ile kapının en fazla ikinci denemede açılma olasılığı kaçtır diyor. Şimdi anahtarı denedik. Kapı açıldı arkadaşlar. Veya açılmadıysa ikinci seferde açılsın diyor. Kapının açılma olasılığı nedir? 4 anahtardan biri açıyormuş. 1 bir bölü 4. Açılmama olasılığı nedir? 3 bölü 4. Peki açılmadı ne oldu? Bir tanesini ayırdık kenara. 3 tane anahtar kaldı. Bu defa açılma olasılığı nedir? 1 bölü 3. Üç. 3'ler giderse 1 bölü 4 artı 1 bölü 4'ten Cevabımız 2 bölü 4 o da 1 bölü 2 olacaktır. Artı B'nin 6. kuvveti açılımının terimleri kartlara yazılarak bir torbaya atılıyor. Neler olur terimleri? 6'nın sıfırlısı, 6'nın birlisi, şu 0, 6'nın ikilisi, 6'nın üçlüsü, 6'nın dörtlüsü, 6'nın beşlisi, 6'nın altılısı olacaktır. A artı B'nin 6. kuvvetinin açılımında katsayılar. 6'nın sıfırlısı nedir? 1, 1'lisi 6, 2'lisi 15, 3'lüsü 20, 4'lüsü 15, 5'lisi 6, 6'lısı 1 olacak. Ne diyor? Rastgele seçilen iki kartın üzerinde yazan terimlerin katsayıları toplamının 15'ten büyük olduğu bilindiğine göre. Peki 15'ten büyük olan iki terimin toplamı 15'ten büyük olan katsayıları yazalım. 1 ile 6'yı toplasam olmaz. 15'i toplarsam 16. 20'yi toplarsam 21. 15'i toplarsam 16. 1 ile başka yok. 6'ya geçelim. 6 ile 15 21. 6 ile 20 26. 6 ile 15 21. 6 ile 6 12 olmadı başka. 15'e geçelim. 15'te 20 35. 15 ile 15 30. 15 ile 6 21. 15'te 1 16. 20'ye geçtim arkadaşlar. 20 ile 15, 35. 20 ile 6, 26. 20 ile 1, 21. 15 ile 6 var, 21. 15 ile 1 var, 16. 6 ile 1, 15'ten küçük olduğu için almıyorum. Kaç tane oldu bak bakalım arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane oldu. 15'ten büyük olduğu bilindiğine göre toplamlarının tek sayı olma olasılığı kaçtır diyor. Demek ki Paydamız 15 olacak. Toplamları tek olanları al diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane toplamı tek olan var. Cevabımız 8 bölü 15 olacak. Serap elindeki 1 TL'yi 10 defa havaya atmış ve her atış sonunda yazı veya tura gelme durumunu aşağıdaki tabloya yazmıştır. Saydığımızda kaç tane yazı gelmiş? 4 tane. Kaç tane tura gelmiş? 6 tane. Buna göre Serap'ın 11. atışında tura gelme olayının deneysel olasılığı kaçtır diyor. Ne olur? 6 tane tura gelmiş. Toplam kaç deney yapmış? 10 tane. Cevabımız ne olacak? 3 bölü 5 olacak. İki torbadan birincisinde 3 mavi 4 kırmızı bilye. 3 mavi 4 kırmızı birinci. İkincisinde 4 mavi 3 kırmızı bilye. İkincisinde 4 mavi 3 kırmızı bilye. Vardır. Bu torbalardan rastgele biri seçilip içinden bir bilgi alınıyor arkadaşlar. Şu ikinci torbaydı. 1 bölü 2 olasılıkla birinci seçilir. 1 bölü 2 olasılıkla ikinci seçilir. Çekilen bilyenin kırmızı olduğu bilindiğine göre. Burada kırmızı olma olasılığı ne? 4 bölü 7. Burada kırmızı olma olasılığı ne? 3 bölü 7. Birinci torbadan çekilmiş olma olasılığı nedir diyor. Şu istenen kısım payımıza bunu yazalım. 1 bölü 2, 4 bölü 7. Paydaya ise hepsini. 1 bölü 2, 4 bölü 7. Artı 1 bölü 2, 3 bölü 7. Buradan 1 bölü 2'ler ortak sadeleştiriyorum. Paydada 4 bölü 7 ile 3 bölü 7'yi toplarsak ne olur? 7 bölü 7'den 1 olur. Bu işlemin sonucu ne olur o zaman? 4 bölü 7 olacaktır. Ders anlatım föyümüz burada sona ermektedir. Bir sonraki föyde yeniden görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.